Sağlıklı günler sevgili izleyenler. Akit TV ekranlarından Sağlık Vakti programından hepinize merhabalar. Değerli izleyenlerimiz, bugün İstanbul Bağcılar'dan sizlere sesleniyoruz. Madison İstanbul Hastanesi'ndeyiz ve bugün programımızda şeker hastalığını, diyabeti konuşacağız. Program misafirimiz iç hastalıkları uzmanı, yardımcı doçent doktor Abdülhalim Şenyiğit. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz şimdiden yayına katkı için. Hocam çağımızın vebası diyorlar, bir yandan artık çok fazla görülüyor diyorlar, oranlar veriliyor, konuyla alakalı konferanslar, seminerler, sempozyumlar düzenleniyor. Gündemimizde artık evet diyabet, şeker hastalığı var. Acaba abartılıyor mu? Gerçekten önemli bir problem olarak artık önümüzde durması bu anlam gerektiği gibi veriliyor mu? Öncelikle teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Evet, şeker hastalığı ciddi bir salgın vaziyetini almış durumda. Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığımız bu konuyla ilgili gerçekten ciddi önlemleri alıyor. Hı hı. Ve ülkemizde de şeker hastalığı neredeyse toplumumuzun %15 ila 20'sini etkileyecek düzeyde oranlara ulaşmış. Ve bir bu kadar da insan da şeker hastalığının kapısında. Tekrar yani attım. Gördüğünüz her 3 kişiden birisi neredeyse ya şeker hastası ya da şeker hastası olmaya aday birisi. Dolayısıyla gerçekten önemsemek gerekiyor bu hastalığı. Neden peki hocam? Niye böyle olmaya başladı? Eskiden tetkik, tedavi yöntemleri çok yaygın değildi. Fark edilmiyordu da mı bu oran yüksek değildi? Şimdi artık testler var, insanlar daha fazla doktora gidebiliyorlar. Bu yüzden dolayı acaba yani yakalama oranı arttığı için de artmış olabilir mi? Evet, bu da bir etken. Yani tetkiklerin artması, kişilerin artık rahat laboratuvar tetkiklerine ulaşabilmesi, doktora ulaşabilmesi önemli bir etken. Ama aynı zamanda beslenme alışkanlığımızın değişmesi, hareketsiz yaşam ve bir takım genetik faktörler de bu hastalığın oluşmasında ciddi bir şekilde neden. Ama dediğim gibi yani bir salgın vaziyetini almış durumda şu an şeker hastalığı. Hı hı. En önemli şey beslenme alışkanlığı, hareketsiz yaşam, aşırı kalorili beslenme ve genetik yatkınlık. Şimdi ne yapıyorsak risk altındayız. Günlük hayatımızda biz sağlıklı orta yaşta bir insanız. Hangi tarzda besleniyorsak ya da yaşıyorsak biz potansiyel olarak yüksek dereceli bir şeker hastası adayız diyebiliriz. Eğer aldığımız kalori yaktığımızdan daha fazla ise bu bizde artık yağ olarak depolanıyor. Ve artmış yağ dokusu vücutta şeker hastalığının ilk basamağı olan insülin direncini oluşturuyor. İnsülin direnci arttıkça artık vücut daha fazla insülin üretmeye başlıyor ve bu insülin artık belirli bir seviyeden sonra üretilemeyecek halde azalıyor. Pankreas artık bu tempoya dayanamıyor, yoruluyor ve artık kanda şeker oranı yükselmeye başlıyor. İnsülin dediğimiz hormon da kandaki şekeri dokulara iletilmesini sağlayan ana hormon. Onun yetersizliği başladığında veya miktarı düştüğünde şeker hastalığı başlıyor. Başlıyor. Evet. Burada hocam şeker hastalığı başlıyor. Bir insan nasıl şüphelensin, neleri yaşıyorsa ya bende bir şekerle alakalı bir sıkıntı var galiba desin. Evet, güzel bir soru. Eğer bir kişi de aşırı su içme başlamışsa, aşırı kilo almışsa veya aşırı kilo vermişse, yaralarında iyileşme yani geciken yara iyileşmesi oluyorsa, gebeliğinde daha önce bir şeker hastalığı bayanlar için geçirmişse bu hastalarda şekerden şüphelenmek gerekiyor. Öncelikle görme kusuru oluşmuşsa yani bunlar şekerin ilk belirtileri. Evet. Bunlar bugünden yarına olan belirtiler mi hocam yoksa süre içerisinde yavaş yavaş mesela ya ben 5 bardak su içiyordum günde de son zamanlarda 6 bardak içiyorum. Sonra 7'ye çıktı. Bu böyle bugünden yarına mı olur? Birkaç ay, birkaç yıl içerisinde mi kendini hissediyor? Genelde bunlar aylar içinde oluşur. Dediğiniz gibi böyle günlük su miktarında böyle küçük artışlar başlar ama kişi bir dönüp baktığında ya 3 ay önce günde 3-5 bardak su içerken şimdi 10-15 bardak su içiyorum. Geceleri kalkıp artık susuyorum, su içiyorum ve bir türlü suya doyamıyorum diyor. Beraberinde genelde kilo kaybı oluşabiliyor veya kilo alımı olabiliyor. Bunlar bir aylar alan bir süreç genelde.
Bu şikayetlerle hasta genelde bize başvuruyor. Başvuruyor. Evet. Evet. Burada hocam peki tanısı nasıl konuyor? Yani tamam bu belirtileri verdi ama her bu belirti şeker hastalığı olarak karşımıza çıkıyor mu ya da net tanıyı nasıl elde ediyoruz? Bu şikayetlerle gelen hastaya veya şeker hastalığından şüphelendiğimiz hastaya biz genelde bir açlık kan şekerine bakıyoruz. Eğer açlık kan şekeri 126'nın üzerinde iki defa tespit ediyorsak biz kişiye şeker hastası diyoruz. Veya herhangi bir saatte açlık, tokluk fark etmiyor. Anlattığım şeker hastalığı şikayetleri yani çok su içme, kilo kaybı gibi şeker hastalığını düşündürecek şikayetleri olan hastada herhangi bir saatte 200'ün üzerinde bir kan şekeri var ise biz yine hastaya şeker tanısı koyabiliyoruz. Bir de açlık ve tokluk şekerlerinin ortalaması dediğimiz hemoglobin A1C değerinin de 6,5'un üzerinde tespit ettiğimizde biz kişiye sen artık şeker hastasısın diyoruz biz. Bu hemoglobin A1'i birazcık açabilir miyiz? Bu bir kişinin aslında kara kutusu gibi diyebilir miyiz şeker açısından? Ya 3 aylık ortalamada ne yaşamışsa bu orana etkiliyor galiba. Evet, aynen öyle. Bu hemoglobin A1C dediğimiz değer bir kişinin son 3 aydaki ortalama açlık ve tokluk şekerlerinin kabaca ne kadar gittiği konusunda bize bir fikir veriyor. Ve gidişatı konusunda da bizi yönlendiriyor. Tedavi noktasında bizi yönlendiriyor. Ve hastalığın bundan sonraki seyri ve komplikasyonlar açısından da bizi gerçekten uyarıcı bir test bu. Evet. Şimdi hocam biz geldik, çok su içiyorduk bir ara, kilomuzu da kaybettik, size başvurduk. Ve o ilk tetkikler yapıldı. Evet, bizde şekerde bir problem var. Bu şu demek mi? Hemen yarından itibaren artık insülinli iğnelere başlayacağız. Ben direkt yanımda iğne taşıyan bir insan oldum mu? Yok, hemen onu tabii diyemeyiz. Şunu önce bir ayırt ediyoruz. Şekeri kabaca biz iki tipe ayırıyoruz. Tip 1 ve tip 2 diyabet. Farklı tipler de var ama kabaca tip 1 ve tip 2. Tip 1 diyabet daha çok çocukluk ve gençlik dönemlerinde gördüğümüz şeker hastalığı. Tip 2 diyabet ise daha çok erişkin dönemlerde ve aile yatkınlığının olduğu, genetik yatkınlığının olduğu tip diyabet. Hı hı. Eğer tip 1 tanısı koyuyorsak, tip 1 diyabetin tedavisi tamamıyla insülin. Şu an başka bir tedavi yok günümüzde. Ki tip 1 de erken yaşta teşhis edilir, evet, herhalde. Evet, erken yaşta yani çocukluk yaşında veya işte 20'li yaşlardan önce tanı konuyor. Buradaki mekanizma şu, pankreasta insülin salgısı tamamen bitiyor. Bu çeşitli nedenleri var. Bir gripal enfeksiyon sonrası olabiliyor veya geçirilen bir enfeksiyon sonrası veya otoimmün nedenler dediğimiz vücudun pankreasın insülin rezervlerine karşı bir saldırısı oluyor ve insülin salgısı tamamıyla bitmiş oluyor. Bu durumda dışarıdan sadece insülinle biz bu tip 1 diyabeti tedavi edebiliyoruz. Hı hı. Herhangi bir hap tedavisi veya başka bir tedavi şu an yok. Yok. Tip 1 için. Burada hocam şunu merak ettim. Mesela 20'li yaşlarda dediniz. Belki 15 yaşında, 17 yaşında. 15, 17, 10 neyse o zamana kadar hasta nasıl geliyor? Bir bu mekanizma çalışıyor da yavaş yavaş mı devreden çıkıyor yoksa hiç yok mu? Hiç yok olsa sanırım zaten yaşam mümkün olmayacak. Ya genel itibariyle şöyle oluyor tip 1 diyabet. Hastalığın birkaç aylık bir mazisi oluyor. Yani o enfeksiyon dönemi, insülin rezervinin gittikçe azalması. Arada bir balayı dönemi oluyor. Pankreas buna yetişmeye çalışıyor. Bir iyilik hali oluşabiliyor ama sonuçta İnsülin rezervi %10'un altına düşmeye başlayınca artık hasta bize bazen gürültülü bir tabloyla, koma vaziyetinde veya işte bilinçliyse ben çok su içiyorum artık çok kilo kaybettim, bende bir şeyler var deyip de gelebiliyor. Veya hasta önemsemiyorsa artık şeker yüksekliği o kadar ciddi bir düzeye ulaşıyor ki şuur kaybıyla bile acile gelebiliyor. Evet. Burada hocam tip 1 şunu da merak ediyorum. Bir kişi ailede var. Hep tip 1 diyabet olmuş. Baba da var. Onun dedesi de öyle. Ve mevcut bir çocuğumuz var. Olma ihtimali önceden öngörülebiliyor mu? Eğer öngörülebiliyorsa koruyucu bir tedavisi var mı? Tip 1 diyabet için genetik yatkınlık tip 2 kadar çok ağır değil. Ama sonuçta eğer ailede birisinde varsa olma ihtimali var.
Bir takım genetik çalışmalar var ama bununla ilgili erken önleme ile ilgili şu an tıpta bir tedavi modeli yok. Yok. Ama genetik yatkınlığı olan ailelerin genetik profilleri çıkartılıyor. Rutin bir uygulama değil ama bilimsel çalışmalar için yapılıyor şu an onlar. Ama önceden bir tedavi veya önceden bir önlem gibi bir şey şu an tip 1 için söz konusu değil. Peki hocam, tip 2 ile devam edecek olursak, ki sanırım tip 2 daha fazla mı görülüyor toplum içerisinde? Evet, şu an karşılaştığımız şeker hastalarının %95'i ve daha fazlası neredeyse tip 2 diyabet. %3'lük ve 3 civarındaki kısmı ise tip 1 diyabetle ilgileniyoruz. Tabii dediğim gibi çok daha işte gebelik diyabeti var veya başka hastalıkların seyrinde kullandığımız bir takım ilaçlara bağlı diyabet gelişimi de olabiliyor. Ama ağırlıklı gördüğümüz tip 2 diyabet. Tip 2. Yani yetişkin yaşta başlayan diyabet. Diyabet. Burada peki hocam mekanizma nasıl çalışıyor? Yani bir kişi 30 yaşına kadar normal gelmiş, 40 yaşına kadar normal gelmiş. Buradaki o az önce saymış olduğumuz hareketsiz yaşam, fazla kalorili beslenme, işte dikkat etmememinin bir sonucunu mu yaşıyor aslında burada hasta? Bir nevi öyle. Dediğim gibi şeker kan damarlarında dolaşıyor ve bunu dokulara iletmek gerekiyor. Eskiden bir birim insülinle bunu yapabilen bir vücut işte yağlandıysa artık onu 2 ya da 3 birim insülinle yapmaya çalışıyor. Ama pankreas rezervi artık yetişemediği zaman üretemiyor veya daha kaliteli insülin üretemiyor bu sefer. Bu sefer şeker dokuları yeteri kadar gitmiyor ve kan damarlarında dolaşıyor. Bu şeker yükselmeye başlayınca hastada şeker oluşmaya başlıyor. Başlıyor. Evet. Peki tip 2'deki gelen hastalarda yine bu şikayetlerle işte fazla su içtim, kilo kaybettim vesaire geldik ve teşhisi de konuldu. Burada tedavide neler karşımıza çıkıyor? Biz hastayı tabii önce bir değerlendiriyoruz, muayene ediyoruz, kilosuna bakıyoruz. İşte genel bir değerlendirme yaptıktan sonra az önce bahsettiğim gibi açlık, tokluk şekerleri, şeker ortalaması, genelde kolesterol ve diğer idrar tahlili profillerine hepsine bakıyoruz. Bunları değerlendirdikten sonra genelde tip 2 diyabette eğer olay çok yüksek şekerler değilse bazen yaşam tarzı değişikliği ve beslenme alışkanlığını değiştirmesini söyleyerek bazen takip edebiliyoruz. Veya çok yüksek şekerlerle geldiyse şeker haplarına, bazen insülinle bile tedaviye başladığımız durumlar olabiliyor. Tip 2 diyabette tanı konulduğu zaman genelde bunun bir 3-5 yıl öncesi de oluyor. Yani bir 3-5 yıllık bir mazisi de oluyor. Ama dediğim gibi o yüksekliklere bağlı. Eğer çok yükseklik varsa haplarla, insülinlerle bile gidebiliyoruz ama abartılı bir yükseklik yoksa, hasta eğer kiloluysa yaşam tarzı değişikliğini, egzersiz yapmasını, beslenme alışkanlığını değiştirmesini tavsiye ediyoruz ve yakın kontrole çağırıyoruz biz. O zaman burada hocam basitten zora doğru yaşam tarzı değişikliği, eğer şey yapmazsa, bu bir çözüm olmazsa, şeker hapları, o da bir çözüm olmazsa artık insülin. Böyle bir skalası var. Bunları birazcık ayrıntılarıyla soracağım ama bir ara vermemiz gerekiyor. Sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz, bugün İstanbul Medisin Hastanesi'nden sizlere sesleniyoruz. Bağcılar'dayız. İç hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Abdülhalim Şenyiğit hocamızla birlikteyiz. Bugün diyabeti konuşuyoruz, şeker hastalığını konuşuyoruz programımızda ve konuşmaya da devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından karşınızda olacağız inşallah. Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programımız devam ediyor. Bugün İstanbul Medisin Hastanesi'ndeyiz. İç hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Abdülhalim Şenyiğit hocamızla birlikte şeker hastalığını konuşuyoruz, diyabeti konuşuyoruz. Programımızın birinci bölümünde tiplerini konuştuk. Tip 1, tip 2 ne anlama geliyor, neyi ifade ediyor bu tipler? Ayrıca şeker hastalığının risk gruplarını, neden olduğunu, nasıl bir rahatsızlık olduğunu programımızın birinci bölümünde paylaştık. Halen de paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi hocam, tip 2 ile alakalı teşhisi konulmuş bir kişi yaşam alışkanlıklarını değiştirmeyle başlamıştık tedavi sürecine. Başarılı olamadık. Şeker haplarından bahsettik. Bu şeker haplarının görevi nedir? Yan etkisi var mıdır? Bunlar bir bağımlılık oluşturur mu? Hemen insanlar o kısımlarını merak ediyorlar çünkü.
Yani burada bağımlılık kelimesini çok kullanmamak gerekiyor. Belki yani toplumda böyle bir şey var. Şeker, şimdi önemli olan şeker hastalığında yüksek olan şekerleri normal düzeye çekmek. Elimizde birkaç tane şeker ilaçları var. Bunlar farklı etki mekanizmalarıyla bu şekerleri düşürüyor. Bunlar yetersiz olduğu zaman da artık insüline geçiyoruz az önce söylediğim gibi. Ama bu şeker hapları farklı mekanizmalarla, ilk bahsettiğim gibi bazısı insülin direncini düşürerek bunu yapıyor. Bazı şeker hapları pankreasta mevcut insülin rezervlerini biraz tetikleyerek, kamçılayarak daha fazla insülin salgılanmasını artırarak yapanlar var. Veya bir grupta işte karaciğer üzerinde, yağ dokusu üzerinde insülinin daha etkili halde çalışmasını sağlayan ilaçlar var. Şeker ilaç, bir kısım ilaçlar da bağırsaklardan şekerin emilimini azaltıyor. Kabaca şeker hapları bu mekanizmalarla, bunları bazen kombine ediyoruz, bazen tek başına veriyoruz duruma göre. Şekeri düşürmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ama bunlarda da yetersiz kaldığımız zaman ve ortalamada şeker yaşı 10 yılı geçtiği zaman da insüline genelde ihtiyaç duyuluyor. İhtiyaç duyuluyor. Bu süreç, yani bu ilaçlarla geçirilen süreç anladığım kadarıyla ila nihaya böyle devam etmiyor. Evet. Peki bu mesela hocam, şeker hastalığını geriletebiliyor oluyor mu ya, tedaviyi tam manası ya artık bu ilaçlara ihtiyaç duyulmayacak hale getirdiği oluyor mu? Şimdi eğer şeker yeni başlamışsa, tanı konulduğu zaman değerler çok yüksek değilse ve hasta kiloluysa, yaşam tarzını değiştirmesiyle, beslenme alışkanlığını değiştirmesiyle bazı hastalarda bu geriye dönebiliyor. Ve bu şekilde de takip edebiliyoruz. Ama bu hepsinde de mümkün olmuyor. Olmuyor. Peki hocam, burada ilaçlı seviyeyi de geçtik. Artık level 3 diyelim biz buna. İnsülin kullanma durumu var. İnsülin kullanımını biraz anlatabilir miyiz? Yani günün her anında yanımızda bir şırıngayla ve bir ilaç tüpüyle mi dolaşıyoruz, ya da burada son gelişmeler nelerdir? Şimdi insülin tedavileri tip 1 diyabette genelde 4 veya 5 enjeksiyonla yapılıyor. Tip 1 diyabet için genelde tedavi modalitesi bu şekilde. Tip 2 için dediğim gibi haplarla tedavi başlandıktan sonra eğer yetmediği durumlarda şekeri kontrol edemiyorsak genelde insülin tedavisini de ekliyoruz. Buradaki tedavi alternatifleri farklı olabiliyor tip 2 için. Genelde tek doz enjeksiyonla başlıyor hastalar, yani tedavilerimiz. Bazen bunu iki enjeksiyon, işte bazı tedavi rejimlerinde dörtlü beşli enjeksiyonlar da yapılabiliyor ama tip 2 için bu marjlar biraz daha geniş. Yani tekli enjeksiyonla da başlayabiliyorsunuz. Hasta bunu eğer tek doz yapıyorsa üzerinde taşımasına da gerek yok. Akşam yatmadan önce veya sabah işe gitmeden önce de yapabiliyor. Burada insülin çeşitleri var. Yani insülin çeşitlerine göre işte sayısı veya yapılma şekli, açlık, tokluk yapılma şekli değişebiliyor burada. Burada hocam insülin çeşitlerinden bahsettiniz ki bu hususta son dönemlerde gerçekten çok önemli gelişmeler var. Yani hızlı etki edenden tutun da 24 saat etki edene kadar ya da işte belirli sürelerde etki edene kadar. Burada zaten sanırım da artık böyle bildiğimiz enjeksiyonlarla değil, kalem gibi kalem, evet, operatlar da şey oldu. Soğuk zinciri önemliydi. Mesela bu kalemler sanırım o çok soğukta kalmasına da gerek yok. Gün içerisinde çantada da taşınabiliyor. Bunlara birazcık değinecek olursak kolaylıklar olmaya başladı anladığım kadarıyla. Evet, insülin teknolojinin ilerlemesiyle insülinlerin kullanımı da oldukça kolaylaştı. Kabaca iki çeşit insülin var elimizde. Kısa etkililer bahsettiğiniz gibi. Bir de uzun etkili insülinlerimiz var elimizde. Kısa etkili insülinler genelde hızlı etkisi başlıyor ve 4 saat içinde de etkisi bitiyor, 4-5 saat içinde. Bunlar hemen yemekle birlikte yapılan insülinler. Uzun etkili insülinler de elimizde işte 18 saatten başlayıp 72 saate kadar uzayan etkisi olan elimizde insülinler var. Bunlar hep hastaya göre tercih edilmesi gereken insülinler. İnsülin kalemleri genelde işte buzdolaplarının işte yumurta kısmında muhafaza edilebiliyor ama oda sıcaklığında cebinizde 24 saat boyunca da gezdirebilirsiniz. Yani
çok sıcak bir ortama koymadığınız sürece bir problem teşkil etmiyor. Etmiyor. Evet. Peki bu insülinler hocam sentetik mi yoksa doğal olarak elde edilen insülinler mi? Bunlarla alakalı da merak konusu oluyor. Hatta bazen insanlar kendi arasında ya işte domuzdan elde ediliyormuş bu insülin vesaire gibi şeyler halk arasında konuşulabiliyor. Bu nelerden elde edilebiliyor? Şimdi bu şöyle yaklaşık 25-30 yıldır daha önce kullanılan işte domuz insülinleri veya başka çeşit insan insülinleri vardı ama sığır insülinleri. Şimdi rekombinan DNA teknolojisi geliştikten sonra artık kullanılan insülinler modifiye ederek birebir insan insülinine yakın insülin üretimi var artık. Hı hı. Ve dediğim gibi kısa ve uzun etkisini belirleyerek yapılıyor. Ama insan insülinine en yakın şekilde üretiliyor. Ama kesinlikle bir domuz veya bir veya başka bir hayvan insülinini kullanmıyoruz artık. Laboratuvar ortamında üretiliyor. Evet. Bu bilgiler de önemliydi. Çünkü insanlar bazen bu hususta tedaviye bile defanslı yaklaşabiliyorlar ki çok ciddi onun sıkıntılarını evet, yaşıyorlar. Evet, onu vurgulamak gerekiyor. Burada önemli olan şekerin normal gitmesi. Yani burada zararlı olan insülinin kendisi değil veya haplar değil. Doğru ilacı doğru zamanda kullanmak ve ideal şeker düzeylerini yakalamak. Buradaki önemli olan nokta bu. Biraz da doğru bilinen yanlış demeyeyim de yanlış olduğunu bile bile yapılan bazı alışkanlıklar var. İşte mükellef bir sofradayız. Ya bugün insülini 2-3 ünite fazla yaparız, idare evet. ederiz biz bunu, dengeleriz gibi. İnsülinin oranlarıyla oynamak. Yediğimiz yemeklere göre ne kadar sağlıklı, nasıl davranmak lazım burada? Zaman zaman bunu biz hastalarımıza da paylaşıyoruz. Çünkü sonuçta davetli olduğunuz bir program oluyor veya yemeği az yemeniz gereken bir ortam oluşuyor. Veya o gün egzersiz yapmanız gerekiyor. Veya egzersiz yapıyorsunuz, fazla bir egzersiz yapıyorsunuz. Hastayla bunları konuşarak bunları şey yapabiliyoruz ve karbonhidrat sayımını hastaya öğretiyoruz. Ne kadar insülin yapacağı konusunda hasta bilgilenmiş oluyor ve insülin marjlarını kendisi de biraz oynayabiliyor. Ama insülin başladığımız hastayı da tabii mutlaka iyi bir eğitim sürecinden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü insülin komplikasyonları ve sıkıntıları da olabilecek bir ilaç. Yani bu konuda hastanın çok iyi bir bilinç düzeyine sahip olması gerekiyor. Çünkü şeker düşüklüğü veya aşırı şeker yüksekliği de vücuda çeşitli oranlarda zarar verebiliyor. Evet. Peki hocam burada sağlıklı, düzgün, başarılı bir kullanımda insülin açısından uzun vadede yan etkileri var mı? Beklenen bir şey oluyor mu? Dediğim gibi yani ilaçlarla ilgili veya insülinlerle ilgili böyle bir şeyimiz yok. Burada eğer şeker kontrolü gitmezse şeker hastalığı vücuda zarar veriyor. Şimdi şeker hastalığı bir damar hastalığı. En çok sevdiği organlar da göz, kalp ve böbrek. Diğer organlara da zarar verebiliyor ama bu saydığım organlar damar yapısı açısından zengin organlar. Ve şeker damar içinde dolaştıkça damar yapısını bozuyor. Yüksek şeker hastalığı. Ve bu organlarda da hasar oluşturmaya başlıyor. Buradaki organlarda oluşan hasarlar da bizim tedavilerimizi de değiştirebiliyor. Bir şeker hastası özellikle 5 yılı geçtikten sonra mutlaka işte yılda bir göz dibi bakmasını öneriyoruz. Hı hı. Yılda bir idrarda bir protein kaçağı var mı yok mu diye testlerini istiyoruz. Ve yılda bir defa mutlaka bir kalp kontrolünden de geçmesini öneriyoruz biz. Evet. Çünkü buralara da sirayet edebiliyor. Sadece bir şeker deyip geçmemek lazım. Evet. Vücudun tamamının etkileyen bir sistemin aslında ilk kıvılcımı oralarda çakılmış oluyor. Aynen öyle. Peki hocam burada bu kişiler, yani şeker hastası olan kişiler, günlük hayatlarında olmazsa olmazları neler olmalar? Bu kişiler yani az az sık sık yemek derler, ondan sonra mutlaka günde yürüyüş yapmak en basitinden derler. Bu hususta hangi tavsiyelerde bulunursunuz? Şimdi şeker hastalığı şöyle, biz bir terzi modeli gibi söylüyoruz. Yani herkes aynı beslenmeye uyacak diye bir şey yok. Herkesin işte iş koşulları, yaşam şartları, İşte beslenme alışkanlıkları vesaire değişiklikler arz ediyor. Kişinin yapısı da, fizyolojik yapısı, biyolojik yapısı da farklılıklar arz edebiliyor. Yani herkes aynı elbiseyi giydiremezsiniz. Beslenme alışkanlığı kişiye özel olmalı. Diyetisyen kontrolünde olmalı. Ara öğün sıklığı veya ana öğün sıklığını ile diyetisyen burada belirlemeli. Ama diyabeti kontrol eden doktorla beraber
Burada sayılar değişebilir. Yani herkes aynı şekilde beslenecek diye bir kural yok. İlaç tedavisine, yaptığı ilaçlara göre değişebiliyor. Olmazsa olmazlarımız tabii ilaçların düzenli kullanılması, düzenli egzersiz yapılması, bunlar olmazsa olmaz kurallar. Ki bu egzersizin mantığı şu mu oluyor hocam? Özellikle bu fazlaca bulunan insülin, işte şeker var, insülin yapıyoruz, bir enerji açığa çıkıyor. Bunu harcamamız lazım. Ana sistematik böyle mi çalışıyor? Evet, bunu bir harcamamız, aynı zamanda kandaki şekerin dokulara iletilmesi insülin işini daha kolay yapıyor egzersiz olduğu zaman. Buna dikkat etmek gerekiyor. Tabii burada bir küçük bazı ayrıntılar var ama işte çok yüksek şekeri olanlarda da bazen egzersizler yani bu kadar işe yaramayabilir ama bunu düzenli yapan, rutin yapan ve şekeri de kısmen normal aralıklarda tutan insanlar için egzersiz neredeyse hani en iyi ilaca yakın düzeyde şekeri de düşürüyor yani. Düşürüyor. Evet. Peki hocam şunlar da merak ediliyor. Bir anne şeker hastası, hamile. Bu esnada kullanmış olduğu insülinler vesaire çocuk açısından sıkıntı oluyor mu? Ya da doğacak olan çocuğunda da şeker hastası olması oranı nasıl oluyor? Şimdi gestasyonel diyabet dediğimiz durumda biz sadece insülin kullanıyoruz. Şu an hap tedavileri ülkemizde onaylanan bir ilaç yok. Bazı ülkelerde kullanılıyor ama bizim ülkemiz için geçerli değil. Mevcut insülinlerle şekeri normal aralıkta tutmaya çalışıyoruz. Ama çocuğa bunun herhangi bir zararı olmuyor. Yani herhangi bir yan etkisi olmuyor. Çocuk doğduktan sonra çok yakın şeker takibi yapılabiliyor. İlk saatlerde belki doğumun biraz şeker düşüklüğü yaşayabilir ama genelde hiçbir sıkıntı olmuyor. En güvenli, en doğru tedavi yolu da insülin tedavisi. Evet, gebelerde. Tip 2 ya da tip 1 sürekli bir şeker hastalığı olan kişinin hamile kalması, gebe kalması bu açıdan sıkıntılı bir durum mudur? Sıkıntılı bir durum değil ama gebe kalacak kişi öncesinden bir doktoruyla görüşmesinde fayda var. İyi bir şeker kontrolüyle, iyi bir şeker regülasyonuyla sağlıklı bir çocuğa sahip olabilir. Olabilir. Bu bilgi de önemliydi çünkü dediğiniz gibi artık toplumda %15-20'lere varan bir oran. Hanımlar da bu konudan şikayetçi ve özellikle de anne olma, anne adayları çok çok düşündürücü. Özellikle popülasyonda erkeklerin daha yatkın ya da kadınların daha yatkın olması gibi bir veri, anlamlı bir veri var mı hocam? Yok, anlamlı bir şey yok. Yani aşağı yukarı birbirine yakın oranlarda gözüküyor. Evet, çok önemli bilgilerdi hocam. İnşallah özellikle diyabet hastası olan ekran başındaki izleyenlerimize bu bilgiler çok çok işlerine yarayacaktır. Hele hele ki o yaşam stili, yani o hareketsizlikten, fazla kalori almaktan hep birlikte uzak durduğumuz takdirde sanırım böyle bir durumla karşı karşıya kalmayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programımızın bugün de sonuna gelmiş olduk. Madison İstanbul Hastanesi'nden bugün sizlere seslendik. Bağcılar'daydık. İç hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Abdülhalim Şenyiğit hocamızla birlikteydik. Şeker hastalığını konuştuk. Programımızın tamamında hem birinci bölümde nasıl bir rahatsızlıktır, ne gibi belirtileri verir, tipleri nelerdir, tip 1 hangi belirtileri verir ya da nasıl bir özelliği vardır, tip 2 hakeza. Sonrasında bu hastalıkla teşhisi konulduktan sonra nasıl bir süreç insanları bekler, hastaları bekler, nasıl bir çözüm önerileri sunulmakta ayrıntılı olarak konuştuk. Gerek bu programımız gerek Akit TV'de yayınlanan tüm programlar yayınlandıktan kısa bir süre sonra akittv.com.tr ya da Akit TV'nin YouTube kanalında yüklenmekte, tekrar izleyebilmektesiniz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir başka programımızda tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalınız.